Tengri, cihanı güneşin etrafında her daim durmadan döndürür. Döndürür ki düştüğümüz yerden kalkıp yeniden savaşmak için şevkimiz her daim canlı olsun. İşte yine karşındayım Ertuğrul. Ruhlar benim ölmemi istemedi. Ruhlar? Benim seninle olan hesabımın bitmediğini bilirler. Sen beni kara toprağa gömmek istedin. Lakin kara toprak beni kabul etmedi. Toprak, senin gibi bir soysuzu ancak kusmuştur Noyan. Dilin de pusatın gibi keskindir Ertuğrul. Ruhlara bana senin gibi zeki, senin gibi yiğit bir düşman bağışladıkları için minnettarım. De hele. Ne istersin Noyan? Evvela başın sağ olsun. İşittim ki Halime Sultan ölmüş. İyi tavır attı. Vaktiyle en az senin kadar kök söktürdüydü bana. Ögeday Han'la sultanımızın benimle ne işi olur? Hanlar Hanı Ögeday Han ile büyük bir cenkten zaferle çıktığımızı işitmişsindir. Topraklarımıza Kiev'i kattık. Bundan gayrı Karadeniz, Hazar gibi, Aral gibi bizim gölümüz olmuş. Cihanın yarısı bizimdir Ertuğrul. İmdi kalan yarısını almak için sabırsızlanırız. Sadede gel. Niye buradasın Noyan? Sultanın Gıyasettin'e Ögeday Han'ın buyruğunu getirmek için elçi olarak geldim. Tahmin edeceğin gibi sultanın hanımın buyruğuna uyacağına and içtim. Lakin bu Toy Sultan Ögeday Han'dan bir ricada bulunacakmış. Bu ricayı iletmesi için elçi olarak seni seçtim. Yani anlayacağın, seninle uzun bir yola çıkacağız Ertuğrul.